Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, şimdi sizlerle beraber Ocak ayındaki gezegenlerin burç geçişlerine ve bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine bakacağız. İlk olarak Merkürle başlayacak olursak, Merkür'ün 11 Ocak'tan itibaren Oğlak Burcu'nda olacağını görüyoruz. Benzer şekilde 17 Ocak tarihinde de Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Oğlak sizin haritanızın 8. eviyle ilgili olduğu için bu ay özellikle miras konularıyla ilgili atılımlarda bulunabilirsiniz. Ayrıca kredi konuları, borç konuları ve ortak yatırımlarla ilgili de girişimleriniz söz konusu olabilir. Ve uzun zamandır ertelediğiniz bir ameliyat varsa bu da gündeme gelebilir. Ve Venüs'e baktığımız zaman Venüs'ün 18 Ocak'tan itibaren Kova Burcu'na geçeceğini görüyoruz. Kova haritanızın 9. eviyle ilgili olduğu için ayın son günlerinde özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz, hukuki konular ve eğitim hayatınızla ilgili Avantajlı olacaksınız. Ve Mars'a baktığımızda Mars'ın ayın 26'sına kadar Akrep burcunda olacağını görüyoruz. Akrep haritanızın altıncı eviyle ilgili olduğu için bu ay sağlık konuları ilgili girişimleriniz söz konusu olabilir. Detoks, diyet ve spor gibi aktivitelerde bulunabilirsiniz. Ve yanınızda çalışan kişilerin sorunları ile ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir ve ay fazlarına baktığımızda iki tane dolunayın Ocak ayı içerisinde gerçekleşeceğini görüyoruz. Bunlardan birincisi yengeç burcunda gerçekleşiyor ve 2 Ocak tarihinde. 2, 3 ve 4 Ocak günlerinde maddi konularda bazı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ani harcamalardan kaçınmanız gerekiyor. Aksi takdirde maddi problemleriniz gündeme gelebilirler. Ve ikinci dolunaya baktığımızda 31 Ocak'ta bir ay tutulmasıyla birlikte karşımıza çıkıyor. Ve Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor. Aslan Burcu haritanızın 3. Evi ile ilgili olduğu için ayın son günlerinde iletişim konularında daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Yurt içi seyahatlerinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kardeşleriniz ve kuzenlerinizle iletişim kurarken de daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmeniz gerekiyor. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.